Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir Almanca 2 okuma kitabı etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Hepinize Muş'tan selamlar. Hemen başlayalım. Evet, şu an tam ekran olmasını bekliyorum. Tamam. Kuss steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Er macht Frühstück und trinkt einen Kaffee. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit. Seine Arbeit beginnt um 7.30 Uhr. Markus ist Koch in einem Restaurant. Er kocht für hungrige Gäste. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Sie sprechen viele verschiedene Sprachen. Markus kann viele freundliche Menschen kennenlernen. Markus ist glücklich, wenn er mit den Gästen spricht. Ich bin geriye gidelim. Hikaye birden başlıyoruz arkadaşlar. Markus steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Markus arkadaşlar her gün saat 6'da kalkar. Burada bakın mesela aufstehen, stehen auf, yani kalkmak anlamında, yataktan kalkmak anlamında arkadaşlar. Er macht Frühstück und trinkt einen Kaffee. Kahvaltısını yapar ve bir bardak kahve içer. Bakın kahvaltı burada Frühstück. Er macht Frühstück, kahvaltı yapmak und trinkt einen Kaffee. Bir bardak kahve içer. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit. İşe araba ile gider. Arkadaşlar bakın. İşe araba ile gider. Seine Arbeit beginnt um 7.30 Uhr. 7.30 Uhr diyelim arkadaşlar. 7.30 yani saat 7.30'da işi başlar. Seine Arbeit, onun işi saat 7.30'da başlar. Markus ist Koch in einem Restaurant. Markus bir restoranda aşçıdır. Koch aşçı demek arkadaşlar. Er kocht für hungrige Gäste. O aç olan misafirler için yemek yapar. Pişirir yani. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Misafirler yani birçok farklı ülkeden gelirler. Sie sprechen viele verschiedene Sprachen. Yani onlar misafirler arkadaşlar birbirinden farklı. Yani çok farklı diller, sprachen, diller konuşurlar. Markus kann viele freundliche Menschen kennenlernen. Yani böylelikle Markus arkadaş canlısı birçok insan, bakın viele freundliche Menschen, yani birçok arkadaş canlısı insan tanıyabilir daha doğrusu arkadaşlar. Markus ist glücklich, wenn mit den Gästen spricht. Yani Markus misafirlerle konuştuğu zaman mutlu oluyor arkadaşlar. Plötzlich, yani glücklich, mutlu olmak anlamında. Wenn mit den Gästen spricht, yani misafirlerle konuştuğu zaman. Evet, hemen ikinci sayfaya geçelim. Markus ist glücklich, wenn mit den Gästen spricht. Ich stehe jeden Tag 6 Uhr auf. Ich mache Frühstück und trinke einen Kaffee. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Meine Arbeit beginnt 7.30 Uhr. Ich bin Koch in einem Restaurant. Ich koche für hungrige Gäste. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Sie sprechen viele verschiedene Sprachen. Ich kann viele freundliche Menschen kennenlernen. Ich bin glücklich, wenn mit den Gästen spreche. Değerli arkadaşlar, burada dikkat ederseniz Markus gitti, yani üçüncü tekil şahıs gitti. Onun yerine ich geldi, yani ben geldim. Evet. Şimdi de mesela birinci tekil şahısla bu cümleleri yapıyoruz. Ich stehe jeden Tag. Yani her gün kalkarım. Um 6 Uhr auf. Yani saat 6'da her gün kalkarım arkadaşlar. Bir daha cümle üzerinden geçelim. Ich stehe jeden Tag 6 Uhr auf. Yani ben her gün saat 6'da kalkarım. Evet. Ich mache Frühstück und trinke einen Kaffee. Yani kahvaltımı yapar, bir bardak kahve içerim. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Yani arabayla giderim. Nereye? Zur Arbeit. İşe. İşe arabayla giderim. Meine Arbeit. İşim. Benim işim. Beginnt. Başlar. 7.30 Uhr. Yani saat 7.30'da benim işim başlar. Ich bin Koch in einem Restaurant. Ben bir restoranda aşçıyım. Ich koche für hungrige Gäste. Ben aç insanlar için yemek pişiririm. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Yani misafirler, özne burada misafirler, misafirler birçok farklı ülkeden gelirler.
Sie sprechen viele verschiedene Sprachen. Onlar birçok farklı diller konuşurlar. Yani onlar birçok farklı dil konuşurlar. Ich kann viele verschiedene Menschen kennenlernen. Ben böylelikle yani diyelim arkadaşlar birçok arkadaş canlısı insanları tanırım. Yani insanlarla tanışırım. Ich bin glücklich, ben mutluyum. Wenn ich mit dem Gasten spreche, misafirlerle konuştuğum zaman, yani misafirlerle konuştuğum zaman ben mutluyum anlamında bir cümle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Markus steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Steht Markus früh auf? Ja, Markus steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Er macht Frühstück und trinkt einen Kaffee. Trinkt Markus in der Früh einen Tee? Nein, Markus trinkt in der Früh Kaffee. Markus fährt mit dem Auto zur Arbeit. Fährt er mit dem Auto zur Arbeit? Ja, Markus fährt mit dem Auto zur Arbeit. Seine Arbeit beginnt um 7.30 Uhr. Beginnt seine Arbeit um 7 Uhr? Nein, seine Arbeit beginnt nicht um 7 Uhr, sondern um 7.30 Uhr. Evet. Değerli arkadaşlar, burada hani sorular soruluyor, bir takım cevaplar veriliyor. Burada okuduğumuzu anladık mı anlamında bir exercise, yani bir alıştırma var. Hemen ona bakalım. Birinci alıştırmada Markus steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Yani Markus her gün saat 6'da uyanır. Doğru mu? Gibisinden mesela. Burada da mesela söylüyor, diyor ki steht Markus früh auf. Markus erkenden mi uyanır? Bakın, steht Markus früh auf. Markus erkenden mi uyanır? Ya, Markus steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Evet, Markus her gün saat 6'da uyanır. Macht Frühstück und trinkt einen Kaffee. Yani o kahvaltısını yapar ve bir bardak kahve içer. Trinkt. Burada soruyor arkadaşlar, bakın. Trinkt. Yani bakın, soru kelimesini neyle yapıyor? Fiille yapıyor. Evet. Trinkt Markus in der Früh einen Tee. Yani Markus erkenden bir, yani çay mı içer? Hayır, ne içer arkadaşlar? Kahve içer. Nein, hayır. Markus trinkt in der Früh Kaffee. Yani Markus erkenden kahve içer. Üçüncü bölüme bakıyoruz. Markus fährt dem Auto zur Arbeit. Markus araba ile işe gider. Burada yine soruyoruz. Fährt er, yani o, mit dem Auto zur Arbeit. Yani işe arabayla mı gider? Ja, evet. Markus fährt mit dem Auto zur Arbeit. Markus işe arabayla gider. Değerli arkadaşlar, burada dördüncü bölüme bakalım, alıştırmaya bakalım. Seine Arbeit beginnt um 7.30 Uhr. Onun işi saat 7.30'da başlıyor. Burada soruyor, diyor ki beginnt seine Arbeit um 7 Uhr. Onun işi saat 7'de mi başlıyor? Diye soruyor arkadaşlar. Beginnt seine Arbeit. Yani onun işi başlıyor saat 7'de mi? Nein, seine Arbeit beginnt nicht um 7, sondern 7.30. Hayır, onun işi saat 7'de başlamıyor. Onun yerine 7.30'da başlıyor. 7.30'da. Evet. Değerli arkadaşlar, umarım anlıyorsunuz ve ben de hani yardımcı olabiliyorum size. Devam edelim. Seine Arbeit beginnt nicht um 7 Uhr, sondern um 7.30 Uhr. Ja. Markus ist Koch in einem Restaurant. Ist Markus Koch? Ja, Markus ist Koch in einem Restaurant. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Kommen die Gäste nur aus einem Land? Nein, die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Die Gäste sind freundlich. Sind die Gäste freundlich? Ja, die Gäste sind freundlich. Markus ist glücklich, wenn er mit den Gästen spricht. Ist Markus glücklich, wenn er mit den Gästen spricht? Ja, Markus ist glücklich, wenn er mit den Gästen spricht. Değerli arkadaşlar, burada yine sırayla gidiyoruz. Hemen buradan bakalım. Markus ist Koch in einem Restaurant. Markus bir restoranın birinde, ya da bir restoranda aşçıdır. Burada soru soruyor, bakın, diyor ki Markus aşçı mıdır? Ist Markus Koch? Markus aşçı mıdır? Adam da diyor ki ya evet, Markus ist Koch in einem Restaurant. Markus bir lokantada aşçıdır. Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Yani misafirler diyor birçok farklı ülkeden geliyor. Burada soruyor, bunu soruya çeviriyor arkadaşlar. Kamen de gazete aus einem Land. Yani misafirler sadece bir ülkeden mi geliyor? In einem Land. Bir ülkeden mi geliyor? Nu aus einem Land. Sadece bir ülkeden mi geliyor? Nu sadece anlamında. Nein, die gazete kamen aus vielen verschiedenen Ländern.
Hayır diyor misafirler. Yani birbirinden farklı birçok yani birçok farklı ülkeden geliyor anlamında arkadaşlar. Die Gäste sind freundlich. Yani misafirler yani arkadaş canlısı mı? Diye bir cümle var. Bunu soruya çeviriyor. Soruya çevirince bu ikisi bakın die Gäste sind oluyor arkadaşlar. Mesela yani onların mesela şey sind paşa geliyor bakın. Sind die Gäste freundlich? Sind die Gäste freundlich? Dikkat ederseniz arkadaşlar fiil cümlelerinde fiil başa gelir. Ondan sonra isim cümlelerinde bu sefer de yardımcı fiil olan sind takısı başa gelmiş burada. Bakın, die Gäste freundlich. Sind die Gäste freundlich? Yani misafirler arkadaş canlısı mı? Ja, die Gäste sind freundlich. Evet, misafirler arkadaş canlısıdır. Markus kann viele verschiedene freundliche Menschen kennenlernen. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Markus kann viele freundliche Menschen kennenlernen. Yani Markus birçok arkadaş canlısı insanı tanır. Burada bakın arkadaşlar. Markus ist glücklich. Markus şanslı. Wenn er mit dem Gast spricht. Yani insanlarla konuştuğu zaman, yani misafirlerle konuştuğu zaman Markus mutludur. Soru soruyor. Ist Markus glücklich? Markus mutlu mudur? Wenn er mit dem Gast spricht. Yani o misafirlerle konuştuğu zaman Markus mutlu mudur? Şeklinde bir cümle var. Cevap, ya Markus ist glücklich. Evet, Markus glücklich. Yani Markus yani mutlu. Wenn er mit dem Gast spricht. Yani misafirlerle konuştuğu zaman. Devam edelim arkadaşlar. Tobias freut sich auf die Winterferien. Er hat im Winter eine Zeit lang frei. Er muss 2 Wochen lang nicht arbeiten. Er möchte auf Urlaub fahren. Aber er weiß nicht wohin. Er möchte nach Frankreich fahren. Aber Frankreich ist teuer. Die Flugtickets kosten sehr viel. Außerdem spricht Tobias kein Französisch. Er beschließt, Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. Değerli arkadaşlar, hikaye 2'den devam ediyoruz. Tobias, bu sefer yani Tobias çıktı karşımıza. Oradan devam edelim. Tobias freut sich auf die Winterferien. Yani bu kış tatilinin gelmesinden ötürü Tobias arkadaşlar yani kendince yani seviniyor, mutlu oluyor. Evet. Er hat im Winter eine Zeit lang frei. Yani o kışın yani belli bir süre arkadaşlar ne yapıyor? Tatilde oluyor. Yani bağımsız oluyor. Frei bağımsız olmak demek. Yani kışın belli bir süreliğine boş oluyorum. Yani boşta kalıyorum anlamında. Er muss 2 Wochen lang nicht arbeiten. Yani o bu kış mevsiminde 2 hafta. Zwei Wochen lang. Yani 2 hafta süresince çalışmak zorunda değil. Er möchte auf Urlaub fahren. Bu nedenle yani tatile gitmek istiyor. Urlaub tatil arkadaşlar. Urlaub fahren tatile gitmek. Tatile gitmek istiyor. Aber er weiß nicht wohin. Fakat nereye gideceğini bilmiyor. Weiß bilmek. Wohin nereye. Aber er weiß nicht bilmiyor. Nereye? Yani nereye gideceğini bilmiyorum. Er möchte nach Frankreich fahren. Fransa'ya gitmek istiyor. Aber Frankreich ist teuer. Fakat Fransa pahalı. Die Flugtickets kosten sehr viel. Yani uçak biletleri çok fazla tutuyor. Außerdem bunun dışında spricht Tobias kein Französisch. Yani Tobias Fransızca bilmiyor. Er beschließt. Karar verdi. Beşliysen karar vermek. Beşliys Fransızca zulaknen. Yani Fransızca öğrenmeye karar verdi. Zuşpagen, paha biriktirmeye karar verdi. Und zu Hause bleiben. Ve evde kalmaya karar verdi. Yani o evde kalmaya, para biriktirmeye ve Fransızca öğrenmeye karar verdi. Arkadaşlar, hikaye böyle. Şimdi devam ediyoruz. Zu sparen und zu Hause zu bleiben. Ich freue mich auf die Winterferien. Ich habe im Winter eine Zeit lang frei. Ich muss 2 Wochen lang nicht arbeiten. Değerli arkadaşlar, acaba diyorum mesela videonun sesi biraz hızlı mı? O nedenle ayarlara bakıyorum. Ayarlarda evet çalma hızı hızlı. Onu hemen normale getiriyorum. Doğrudur. Buradan devam edelim çünkü sizin iyi anlamanız önemli. Devam edelim. Ich möchte auf Urlaub fahren. Aber ich weiß nicht wohin. Ich möchte nach Frankreich fahren. Aber Frankreich ist teuer. Die Flugtickets kosten sehr viel. Außerdem spreche ich kein Französisch. Also bleibe ich lieber zu Hause, spare und lerne Französisch.
Evet. Deller Kaçar burada mesela şeyi değiştirdi. Yani şahsı değiştirdi. Tobias'ı çıkardı. İlk geldi. Dikkat ederseniz. Yani ilk gelince arkadaşlar burada fiil çekimleri de farklı. Ona da dikkat edin. Ich freue mich auf den Winterverein. Yani bu kış tatili geldiği için çok seviniyorum. Ich habe im Winter eine Zeit lang frei. Yani kışın belli bir süreliğine boşum. Ich muss 2 Wochen lang nicht arbeiten. Yani kışın 2 haftalığına çalışmak zorunda değilim. Ich möchte auf Urlaub fahren. Ben diyor bu nedenle yani tatile çıkmak istiyorum. Ama ich weiß nicht wohin. Fakat nereye gideceğimi bilmiyorum. Ich möchte nach Frankreich fahren. Bu nedenle bir Fransa'ya gitmek istiyorum. Ama Frankreich ist teuer. Yani Fransa yani pahalı. The Flugtickets kosten sehr viel. Yani uçak biletleri de çok fazla tutuyor. Außerdem spreche ich kein Französisch. Yani ben Fransızca konuşamıyorum. Konuşmuyorum. Also bu nedenle also bleibe ich lieber zu Hause. Yani evde kalmayı tercih ediyorum. Spare und lerne Französisch. Yani para biriktirmeyi, Fransızca öğrenmeyi ve evde kalmayı tercih ediyorum. Şeklinde cümle var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yani ben burada size Almanca öğretmiyorum. Sadece Almanca metni Türkçe anlamlandırmaya çalışıyorum. Benim burada görevim bu. Yani gramer işi farklı bir iş. Ama bildiğim kelimeleri, mesela yine yani size garip gelebilecek kelimeleri anlamlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Onların anlamlarını vermeye çalışıyorum. Evet, diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Tobias freut sich auf die Winterferien. Freut sich Tobias auf die Winterferien? Ja, Tobias freut sich auf die Winterferien. Tobias hat im Winter eine Zeit lang frei. Hat Tobias im Winter eine Zeit lang frei? Ja, Tobias hat im Winter eine Zeit lang frei. Tobias möchte auf Urlaub fahren. Möchte Tobias zu Hause bleiben? Nein, Tobias möchte nicht zu Hause bleiben, er möchte auf Urlaub fahren. Tobias weiß aber nicht, wohin er fahren soll. Weiß Tobias, wo er hinfahren soll? Nein, Tobias weiß nicht, wo er hinfahren soll. Evet, değerli arkadaşlar geri gelelim. Burada Tobias freut sich auf den Winterverein. Yani burada bir cümle veriyor. Tekrar onu anlayıp anlamadığımız konusunda mesela bize soru soruyor. Diyor ki Tobias yani kış tatilinin gelmesinden dolayı çok sevinçlidir. Freut sich Tobias? Tobias sevinçli mi? Diye bir soru var arkadaşın. Ya evet Tobias freut sich auf den Winterverein. Tobias kış tatilinin gelmesinden dolayı sevinçlidir. İkinci soru Tobias hat den Winter eine Zeit lang frei. Yani Tobias bu kış sezonunda belli bir süreliğine boş mudur? Hat Tobias im Winter eine Zeit lang frei? Bakın burada hat'le soruyor arkadaşlar. Bakın burada cevapta bu geçiyor. Bunu başarıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Hat Tobias im Winter eine Zeit lang frei? Yani Tobias'ın bu kış döneminde belli bir süre boşluğu var mı? Ya Tobias hat im Winter eine Zeit lang frei. Evet cevap olarak evet. Tobias kışın belli bir süreliğine boştur. Tobias möchte auf Urlaub fahren. Yani Tobias tatile çıkmak istiyor. Soruya bakalım arkadaşlar. Möchte Tobias zu Hause bleiben? Yani Tobias evde mi kalmak istiyor? Nein, hayır. Tobias möchte nicht zu Hause bleiben. Tobias evde kalmak istemiyor. Möchte auf Urlaub fahren. Fakat tatile çıkmak istiyor. Tobias weiß aber nicht, wohin er fahren soll. Tobias nereye gideceğini bilmiyor. Weiß Tobias, wo er fahren soll? Tobias nereye gideceğini biliyor mu? Biliyor mu? Arkadaşlar. Nein, Tobias weiß nicht. Hayır, Tobias bilmiyor. Wo er hinfahren soll? Tobias nereye gideceğini bilmiyor. Nein, Tobias weiß nicht, wo er hinfahren soll. Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. Möchte Tobias nach Frankreich fahren? Ja, Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. Frankreich ist teuer. Ist Frankreich billig?
Nein, Frankreich ist nicht billig. Frankreich ist teuer. Tobias spricht kein Französisch. Spricht Tobias Französisch? Nein, Tobias spricht kein Französisch. Er beschließt, Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. Beschließt Tobias, Französisch zu lernen? Ja, Tobias beschließt, Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. Değerli arkadaşlar, burada Tobias'ın halen cümlelere devam etmekte. Hemen buradan yine devam edelim. Burada bir cümle kuruyor. Bu cümleyi sonra burada arkadaşlar sorulaştırıyor. Burada da o sorunun cevabını veriyor. Yani bu şekilde ilerliyor metin. Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. Yani Tobias Fransa'ya yani tatil için Fransa'ya gitmek istiyor. Möchte Tobias nach Frankreich fahren? Yani Tobias Fransa'ya mı gitmek istiyor? Ja, Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. Evet, Tobias tatil için Fransa'ya gitmek istiyor. Frankreich ist teuer. Yani Frankreich pahalıdır. Yani Fransa pahalıdır. Ist Frankreich billig? Yani Frankreich ucuz mudur? Nein, Frankreich ist nicht billig. Frankreich ist yani ucuz değildir. Frankreich ist teuer. Frankreich ist pahalıdır. Tobias spricht kein Französisch. Tobias Fransızca, hiç Fransızca konuşmaz. Spricht Tobias Französisch? Yani Tobias Fransızca konuşur mu? Nein, Tobias spricht kein Französisch. Hayır, Tobias Fransızca konuşmaz. Hiç Fransızca konuşmaz. Er beschließt, Französisch zu lernen. Zu sparen und zu Hause bleiben. O Fransızca öğrenmek, para biriktirmek ve evde kalmak için karar verdi. Beschließt Tobias Französisch zu lernen? Yani Tobias Fransızca öğrenmeye mi karar verdi? Ja, er beschließt Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause bleiben. Yani Tobias Fransızca öğrenmek, para biriktirmek ve evde kalmak için karar verdi. Devam edelim. Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. Evet. Değerli arkadaşlar, Story 3'te yani 3. bölümde duralım. Bu videomuzu böyle bu şekilde sonlandıralım. Çünkü çok fazla ağır videolar çekmek istemiyorum. Yani ağır videolar derken uzun videolar çekmek istemiyorum. Böyle hemen yani 10 dakikalık videolar yeterlidir bence. Bir sonraki yani bu hikayeyi ise 3. hikayeyi ise bir sonraki videoda çekelim. Değerli arkadaşlar. Tekrar herkese kolaylıklar diliyorum. Muş'tan herkese selamlar arkadaşlar.